Meyvede bol çeşit, sebzede tazelik. Avrupa'daki adresiniz Birlik sunar. Meyve sebze toptancısı olarak size meyve sebzenin bu hafta biraz geleceklerinden bahsetmek istiyorum. Elmadan başlayalım. Elmanın piyasada belli bir tüketime sahiptir. Bu tüketim bu sene biraz farklı oldu. Absatzverzug, yani satış ertelemesi diye bir durumla şu an karşı karşıyayız. Onun yani getireceği de şudur ki tüketim sağlanamadı. Bu tüketim ilerideki günlerde, yani pazartesi günden itibaren beklenen bir satış yoğunluğu olacağını gösteriyor. Bunu da biz toptancı olarak şöyle yapıyoruz. Alışlarımızı geçen haftalarda biraz az tutarak yoğunluğumuzu bu pazartesi günden itibaren çoğalttık ki müşterilerimizden gelen taleplere yok satmamak için, karşılıksız bırakmamak için. Mesela armutlarda biraz daha farklı. Armutlarda Alman armutu, Belçika armutu şu anda biraz daha miktarları onlar da devlet olarak azaldığı için şu an biraz Afrika'ya yönelme gibi bir durum var. Oranın Williams elması piyasaya sürülecektir bugünlerde. Şu an biz toptancı olarak mesela Belçika ve Almanya'dan yerine Afrika'daki gelecek armutlardan almayı piyasaya yeni sürüldüğü için ve kalitesi, tazeliği de çok daha farklı olduğu için onlara yönelmeye çalışıyoruz. Mandalinlere gelecek olursak, mandalinlerde normal bir tüketicinin de hissedeceği gibi tabii istek olarak azalma var. Yani onun büyük sezonu bitmiş durumda. Yani şu an sizin piyasada bulduğunuz clementineler elde kalınan, yani mandalin en son ürünler denilebilir. Bu ürünlerde de biraz kalite eksikliği olacaktır. Alışlarda dikkat etmeniz durumlar, yani eksik kalacağı denilirken, yani mandalinlerde şöyle oluyor, su çekiliyor, yani susuz oluyor mandalinler. O kadar zaten soyulduktan sonra belli oluyor da dıştan da sizin anlayabilmeniz için yumuşak olmaması gerekiyor. Yumuşak olduğu takdirde içinde suyun azaldığı ve lezzet olarak bir şeye benzemeyeceğini gösteriyor. Biz toptancı olarak da tabii şu an alışlarımızda mesela mandalin yerine başka ürünlerde, meyvelerde şu an sezonu bulunan meyvelere yöneliyoruz. Bunu da size toptancı olarak bildirmek istiyorum. Evet, sebze meyve ile ilgili bazı gelişmeler olacak haftaya. Bu gelişmelerin içerisinde felç salat, salatalık, kabak, patlıcan, wirsing ve dil gibi malların fiyatları sabit kalacak, yükselme ihtimali yüksek. Ama buna nazaran haftaya domates, patlıcan ve pırasa gibi malların da haftaya yoğun bir şekilde geleceği ve fiyatın düşme ihtimalinin yüksek olacağını düşünüyoruz. Ve haftaya bütün ev hanımlarına tavsiyemiz bolca sebze türü çorbalar ve sebze auflauflar yapmaları gerektiğini düşünüyorum. O tam uygun olan bir tür yemek olacak. Meyvede bol çeşit, sebzede tazelik. Avrupa'daki adresiniz Birlik sundu.